Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 7. sınıf son ünitemiz olan elektrik devreleri ünitesini birlikte işleyeceğiz. Değineceğimiz kavramlar arasında seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim bu kavramlara değineceğiz. Sahip olmamız gereken kazanımlarımız var. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. Elektrik akımını tanımlar. Bir devre elemanlarının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar gibi kazanımlarımız var. Neyi amaçlıyoruz bu ünitede? Seri ve paralel bağlama çeşitlerini dikkate alarak bir devre çizmenizi, buna bağlı olarak devredeki lambanın parlaklığının değişebileceğini fark etmenizi, teknolojik uygulamalarda dikkate alarak elektrik enerjisinin başka enerji türlerine dönüşümü hakkında bilgi ve beceri kazanmanızı ve özgün aydınlatma sistemleri tasarlamanızı, yaratıcı, yenilikçi düşünme becerisi kazanmanızı amaçlıyoruz. Bunun giriş kısmında ampullerin bağlanma şekillerinden bahsedeceğiz. Lakin bundan öncesinde elektrik devre elemanlarının neler olduğunu ve bunların nasıl, hangi sembollerle gösterildiğini bir hatırlatmamız gerekiyor. Daha önceki yıllardan da basit bir elektrik devresinin pil, ampul, iletken, tel ve anahtardan oluştuğunu öğrenmiştik. Bunu dünyanın her yerinde aynı sembollerle gösterildiğini de dile getirmiştik. Şu kısımdan bakacak olursak, pilimiz üreteç ya da pil olarak gösterim şeklimiz, ampul gösterim şekli. Bunu böyle ortası çarpı şeklinde görebildiğimiz gibi, aynı zamanda şu şekilde orta kısmını da böyle zikzaklı haliyle de görebiliriz ampul kısmını. Anahtarımız var. İletken telimizin gösterim şekli. Bu ampermetre ve voltmetre kısmını da bu yıl zaten öğreneceğiz. Nerede kullandığımızı ya da neyi ölçtüğümüzü de dile getireceğiz. Elektrik devrelerine giriş yaparken önce lambalardan da bahsedeceğiz. Lamba parlaklıklarından bahsedeceğiz. Dolayısıyla direnç kısmını hatırlamamız gerekiyor. Direnç dediğimiz elektrik akımına karşı gösterilen zorluk idi. Zaten ampulün parlaklığı da dirençle ters orantılı, devredeki toplam dirençle ters orantılı. Direnciniz ne kadar fazla olursa ampul parlaklığınız da o kadar azalıyor. Burada lambanın içindeki direnç, telin direncinden bahsetmiyoruz tabii. Devredeki devre elemanlarının, iletken kabloların ya da kullandığımız malzemelerin dirençlerinden bahsediyorum. Birden fazla zaten ampul kullanıyorsak elektrik devresinde direnci değiştirmiş oluyoruz. Biz bu lambalarda iki farklı türde bağlayabiliyoruz. Biri seri bağlama, biri de paralel bağlama. Bu bağlama şekline göre de parlaklığımız değişebiliyor. Bunları detaylandıracağız şimdi. Önce seri bağlama dediğimiz kısımdan konumuza başlayalım. Seri bağlanma dediğiniz şeması da şu an alt ekranımızda var. İki tane pilimiz var, iki tane lambamız var, bir tane anahtarımız ve iletken kablolarımız var. Pilden ya da üreteçten çıkan elektrik akımı, bunu biraz sonra detaylandıracağız, akımın ne olduğunu da söyleyeceğiz. Bu akım eğer devreyi tek bir koldan tamamlıyorsa, yani herhangi bir başka birden fazla yola ayrılmadan devreyi tamamlıyorsa biz buna seri bağlama adını veriyoruz. Yani bir iletken boyunca ucuca eklenmesiyle oluşan bağlama şekli, seri bağlama. Bunun şema kısmını da yine gözümüzün önüne alaraktan devam edelim. Burada akım kolları ayrılmadan tek bir kol üzerinden gidecek. Eğer lambalarımız özdeş ise bunların parlaklıkları da birbirine eşit olmak üzere eşit olacaktır. Lambalarımızdan birisi patlar ise akım örnek veriyorum şu birinci olan lambamızın patladığını düşünelim. Yani içerisinde normalde var olan telimiz şu şekilde gelip devreyi tamamlarken koptuğunu düşünürsek akım gelecek. Üreteçten gelen akım şu noktaya geldiği anda karşı tarafa geçemeyeceği için diğer lambanın da üzerinden geçemeyecek. Dolayısıyla devremizi tamamlayamadığı için her iki lambamız da ışık vermeyecek. Yani devredeki lambalardan birisi patladığı anda diğer lambalar ışık vermeyecek. Otomatik olarak devrenin tüm elemanları iptal olmuş olacak düşünebiliriz. Bu lambaların her birinin direnci temsil ettiğini de söylemiştik. Ne kadar fazla lamba sayısını artırırsak, yani lamba sayısının artması demek direncin artacağı anlamına gelir. Bu da
lamba başına düşecek olan enerjiyi azaltacağı için lamba parlaklığımız azalacak. Yani seri bağlı devrelerde devreye yeni bir lamba eklenildiği zaman lambaların parlaklığı azalır. Bir lambayı çıkarırsak da lambaların geri kalan lambaların parlaklığının artacağını bilmemizde fayda var. Burada bir uyarımız var. Sadece devrede lambaların birbirine seri ya da paralel bağlanabildiğinin dışında bir de pillerimizde de bu benzer bir durumun görülebildiğini dile getirelim. Pilleri de siz birbirine seri ve paralel şekilde bağlayabilirsiniz. Seri olarak ne kadar fazla pili birbirine bağlarsanız o kadar fazla enerjiniz olur. Bu da devredeki lamba parlaklığını da artıracaktır. Örnek bir sorumuz var. Devredeki seri bağlı ampul sayısını 1, 2 ve 3 olarak vermiş. Bir de 3 tane lambamız bağlıyken bir tane lambayı devreden çıkardığımız anda neler olacağı kısmı var. Biz şunu söylemiştik. Seri bağlı devrelerde lamba sayısı arttıkça parlaklığımız azalacaktı. Lamba sayısı artarken parlaklık azalır. Buraya yine notumu alayım. Lamba sayısı ile parlaklık ters orantılı. Bunu bir de piller üzerinden söyleyecek olur isek, pil sayısı artarsa, tabii seri bağlı pil sayısı artarsa, parlaklık artacaktır dedik. Bunu zaten konu anlatımı kısmında dile getirmiştik. Şimdi benim soru kısmında sadece pillerime bakıyorum. Pillerin sayısı aynı. O zaman pillerde bir sıkıntı, bir değişikliğim yok. Ama lamba sayısı kısmına bakıyorum. Lamba sayısı bir taneyken parlaklık sönük mü, az mı, orta mı, çok mu, değişmez mi? Bunlardan hangisini kullanmam gerekir diye bir soru sormuş. Lamba sayısı ne kadar az olursa parlaklığım o kadar fazla olacaktı. Dolayısıyla bir ampul olan da en parlak yanan yani çok kısmını yazabilirim. Lamba sayısı arttıkça parlaklığım azalacak. O zaman 2 olana orta derim, 3 olana da az derim. 3 ampul devreye bağlı iken bir ampul çıkarırsak eğer devreden, normalde bunu daha önce de söylemiştik. Seri bağlı devrede akım devreyi tek bir kol üzerinden tamamlıyor. Dolayısıyla o koldaki var olan bir devre elemanını çıkardığımız anda yeri boş kalacaktır. Dolayısıyla devremiz tamamlanmayacak. Akım üzerinden geçmeyeceği için diğer lambalarımız da sönük kalacaktır diye çözebiliriz. Genelde zaten sorularda böyle geliyor. Konunun son kısmında da yine bir örnek çözeceğiz. Seri ve paralel bağlıların birlikte olduğu bir kıyaslama, lamba parlaklığı kıyaslama sorusu çözeceğiz. Ama sırf seri bağlı devreye kapsayan bir örnek soruda da bu şekilde lamba sayısıyla oynamalar ya da pil sayısını değiştirerek lambalardaki parlaklıkları kıyaslamamızı isteyeceklerdir. Bir diğer bağlama şeklimiz paralel bağlama demiştik. Bunda da her ampul yeni bir akım yolu oluşturacak şekilde bağlanmasına paralel bağlanma demiş. Bunu biraz daha detaylandıracak olur isek, üreteçten çıkan akımın gelip devreyi tek bir kol üzerinden değil de birden fazla kol üzerinden ya da birden fazla yol üzerinden geçerek tamamlaması olayı. Yani şuradan gelen bu noktadan sonra iki kola ayrılacağı için akım dediğimiz devredeki elektrik akımı birden fazla yola ayrıldı. Dolayısıyla bunlar bu iki lamba birbirine paralel bağlanmış diyebiliriz. Paralel bağlanma deyince genelde hep aklımıza şekil olarak da birbirine paralel iki tane lambanın olması gerektiğini düşünüyoruz ama bizim için önemli olan bu üreteçten çıkan akımın izlediği yol kısmına bakmamızdır. Bazen alt alta verip mesela şöyle örneğini gösterecek olur isek şöyle bir şekil verip de yine alt alta duruyor ama aslında bunlar akım tek bir kol üzerinden tamamladığı için birbirine seri bağlı olarak gözüken lambalar olduğuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli olan kısım akımın devreyi kollara ayrılarak yani birden fazla yol üzerinden tamamlaması olayıdır. Bu da yine şema kısmına bakarak dile getirelim. Lambalardan her ikisinden de lambalarım eğer özdeş ise şu kısma gelen kalemle göstereyim. Şu kısma gelen akım lambalarım özdeş ise kardeş payı olacak şekilde ikiye ayrılıyor. İkisinin de üzerinden eşit miktarda enerji geçiyor. Bizim bu lambalarımızın özdeş olduğu zaman parlaklıklarını
eşit adını veriyoruz. Lakin şöyle de bir durum var. Eğer lamba parlaklığı, lambaların dirençleri aynı değilse, yani lambalarımız özdeş değilse, burada bir kural devreye giriyor. Bunda da akım kolları ayrılırken büyük direncin olduğu kola küçük, küçük direncin olduğu kola da büyük akım düşecek şekilde paylaşılıyor ki parlaklık kısımları da yine birbirine denk gelsin diye, ki bunu biraz sonra gerilim adı altında yine dile getireceğiz. Burada da isimlendirerek bir örneğimiz var. Pilden artı kutbundan çıkan akım geliyor. A noktasında iki kola ayrılıyor. M ve N lambalarım var. Şu kısımda göstereyim. M ve N lambalarım var. Sonra bunlar gelip tekrardan B noktasında birleşerekten eksi kutba doğru gelip devreyi tamamlıyor. Akım burada A noktasında iki kola ayrıldığı için M ve N lambaları birbirine paralel bağlı diyebilirim. Lambalarım eğer özdeş ise parlaklıklarım aynı. Lambalarım özdeş ise bu A noktasında gelip ikiye ayrılan bu iki kola da eşit miktarda paylaşılacak dedik akım. Eğer bu lambalardan birisi patlarsa, yani birisinin çıkarırsak ya da lamba sayısını artırır azaltırsak paralel bağlı da ne olur? Paralel bağlı devrelerde lamba sayısının artması ya da azalması diğer lambaların parlaklığını etkilemiyor. Lambalardan birinin patlaması da diğer lambaların çalışmasına herhangi bir olumsuz katkısı yok. Çünkü şu yine şema üzerinden gidecek olur isem, devrede örnek veriyorum, M lambasının patladığını düşünelim. Akım gelecek A noktasından önceden hem M'nin olduğu yere hem N'nin olduğu yere iki kola ayrılıyordu. M lambası patladığı için şu an sadece N lambası üzerinden giderek devreyi tamamlayacaktır. Yani N lambası yanmaya devam edecek. Paralel bağlı devrelerin zaten sağlam avantajlarından birisi bu. Devredeki devre elemanlarından birisinin patlaması diğer devre elemanlarının çalışmasını etkilemiyor. Ama seri bağlı olayda böyle bir şey söz konusu değil. Hatta ve hatta paralel bağlı devrelerde paralel olarak bağlı olan lamba sayısını, yani bu M ve N lamba sayısının altına bir tane daha üçüncü bir lambayı da eklemiş olsaydım yine ikisinin lamba parlaklığı etkilenmeyecekti. Biz paralel bağlı devreleri evlerimizde, iş yerlerimizde, gündelik hayatta kullanılan binaların hepsinde paralel bağlama kısmını kullanıyoruz. Bunu kullanmamış olsaydık, örnek veriyorum, evlerimizde bir seri bağlı elektrik hatlarımız seri bağlı çekilmiş olsaydı, lambalarımız seri bağlı olarak birbirine bağlanmış olsaydı, bir dairedeki, bir odadaki anahtarı açtığımız anda dairedeki lambaların tamamının yanmasının dışında tüm binadaki lambaların aynı anda yanacağı anlamına gelirdi. Herhangi bir dairede bulunan bir lambanın patlaması ya da onun oradan çıkarılması demek, diğer dairelerdeki bütün lambaların da yanmayacağı, çalışmayacağı anlamına gelirdi. Ama biz bunu paralel bağlama ile sağladığımız için her daire, her oda, her lamba kendine özgü çalışıyor. Birinin yanması diğerlerini herhangi bir şekilde etkilemiyor. O yüzden avantajlıdır. Seri ve paraleli kıyaslayacak olur isek, seri bağlılarda iki tane lambayı, gerçi son sorumuz yine bununla alakalı. İki lambayı seri bağlarsak ne olur? Paralel bağlarsak ne olur? Lamba parlaklığı kısmında bu şeye tekrardan geri gelelim ama. Elektrik akım kısmını bir anlatalım kısaca. Görsele bakacak olursak bir su tesisatımız var. Yan tarafta da bir elektrik devremiz var. Elektrik akımıyla, yani elektrik devresiyle su tesisatı birbirine benzetiliyor, örneklendirilebilir. Lakin farklı olan yönleri de var. Örnek veriyorum, birisinde borularda hareket eden suyla elektrik devresindeki akımı biz birbirine benzetiyoruz. Ama burada suların hareket etmesi gibi bir hareket söz konusu değil elektrik devresinde. Burada elektronların hareketi, titreşim hareketiyle aktarım söz konusu. İki, görsel üzerinden yine kıyaslamaya gidelim. Önce vanadan bakalım. Vana dediğimiz açma kapama devrenin çalışıp çalışmama kısmına karar vermemizi sağlayan bir devre elemanı. Su tesisatındaki vana bizim elektrik devremizdeki anahtarla benzer görevde. Pompa kısmı suyun sürekliliğini, akmasında sürekliliği sağlayan bir eleman.
elektrik devresindeki bu akımın sürekliliğini sağlayan devre elemanı ise pil ya da üreteç adı verdiğimiz kısım. Bizim borularımız var su tesisatımızda. Suyun içerisinde ilerlediği borular. Bunlar bizim elektrik devremizdeki iletken kablolar olarak dile getirebiliriz. Bu görsel kısmına dikkat edecek olursak şurada ince boru kısmı var. Diğer borularımızın kalınlıkları birbirinden farklı. Bu boruların iyice inceldiği yerlerden suyun geçişi zor oluyor. Yani suyun geçişine karşı bir mukavemet gösteriliyor, direnç gösteriliyor. Bunun aynısı bizim elektrik devrelerimizde kullandığımız bir lamba olabilir, bir elektrikle çalışan alet olabilir. Bunlar da akımın üzerinden geçmesine direnç, mukavemet gösterdiği için bunlara da biz zaten direnç adını veriyoruz. Tekrar söylüyorum, genelde zaten birbirine devre elemanları olarak benziyorlar ama farklı olan yönleri de özellikle buradaki suyun akış şekliyle elektronların akış şeklinin aynı olmaması idi. Devre elemanlarımızdan üreteç dediğimiz elektrik enerjisini, devrede elektrik enerjisini sağlayan pil ya da akümülatör gibi araçlara verilen isimdir. Güç kaynağı ya da üreteç adını alıyor. Bunlar elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlar. Elektrik enerjisini de devreye akım yoluyla aktardığını biliyoruz. Bize akım nedir diye sorulacak olur ise akımda bir iletkendeki yüklü taneciklerin, elektriksel yüklü taneciklerin titreşim hareketiyle oluşan enerjidir. Elektrik akımının oluşabilmesi için tabii ki bu bağlantı kabloları üzerinde belirlenen herhangi bir nokta arasında potansiyel farkın olması gerekir. Buna da biz gerilim diyeceğiz. Biraz sonra buna da bunu da detaylandıracağız. Akım bir kutuptan diğer kutuba, akımın yönü de artı kutuptan eksi kutuba doğru olduğunu biraz sonra şema üzerinden tekrardan dile getireceğiz. Akım şiddeti dediğimiz şey ise bir elektrik devresinde iletken telin herhangi bir noktasından belirlediğimiz bir noktası olarak düşünün. Şöyle belirlediğimiz bir nokta üzerinden birim zamanda geçen yük miktarına biz akım şiddeti adını veriyoruz. Akım şiddetini biz ampermetre adı verilen şemamızda da şöyle daha devre şemasında da A harfiyle gösterdiğimiz ya da laboratuvarlarda görebileceğimiz şu şekilde bir kadranı olan, genelde zaten artık bunların da dijital halleri kullanılıyor, bir ölçüm aracıdır. Ampermetremiz ölçüm yaptıktan sonra birim yine amperdir. Amper kısaca A harfiyle gösteriliyor ve ampermetreyi devreye daima seri bağlamamız gerekiyor. Neden paralel bağlamıyoruz? Ampermetrenin iç direnci, yani kendi içerisinde var olan ampermetrenin de içerisinde bir iletken var olduğunu dile getirelim. Bu iletkenin direnci yok denecek kadar azdır. Eğer biz bunu devreye seri bir şekilde bağlarsak artı kutuptan çıkan akım bu paralel bağlar isek lambaya, buradaki lambaya paralel bağlar isek artı kutuptan çıkan akım lamba üzerinden geçmek yerine ampermetre üzerinden gelip geçecektir. Lambamızın yanmamasına sebep olacaktır. Bunu da zaten kısa devre olarak biz adlandırıyoruz. Ama seri bağlayacağız ki devre elemanlarından herhangi birisinin çalışmamasına sebebiyet vermesin. Akımın yönünü pilin ya da üreticinin artı kutbundan eksi kutbuna doğru olduğunu söylemiştik. Gerilim dediğimiz şey ise üreticinin uçları arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farkına biz gerilim adını veriyoruz. Üreticinin uçları arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farkına gerilim ya da potansiyel fark adını veriyoruz. Potansiyel farkı da biz voltmetre ile ölçüyoruz. Voltmetre V harfiyle gösteriliyor. Daha doğrusu gerilim de yine V harfiyle gösteriliyor. Voltmetrenin de orta kısmında V harfi var. Birimi volttur. Yine birim olarak da V olarak gösteririz. Voltmetre devreye her zaman paralel bağlanıyor. Burada da neden voltmetre devreye her zaman paralel bağlanıyor kısmında voltmetrenin de iç direnci çok yüksek. Dolayısıyla akım artı kutuptan çıktığı anda lamba ve voltmetre arasında
bir seçim yapmak zorunda kalırsa voltmetrenin olduğu yol sanki kapalıymış gibi düşünerekten hiç o kısma girmeden direkt lambanın olduğu yoldan gidiyor. Voltmetreyi paralel bağlıyoruz, ampermetreyi seri bağlıyoruz. Sebebimiz ise iç dirençleriyle alakalıydı. Ampermetrenin iç direnci çok küçüktür ya da yok denecek kadar azdır. O yüzden seri bağlıyoruz. Voltmetreyi de iç direnci çok büyük. O yüzden paralel bağlıyoruz diyoruz. Bu gerilim ve akım şiddeti, yani V ile akım şiddetinde biz yine I harfiyle gösteriyoruz. Amper olarak biriminde dile getirmiştik. Bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimin o iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir ve bu oran bize daima direnci verir diye bir açıklamamız var. Bunu şöyle harfle ifade edecek olur ise, gerilimi biz V harfiyle gösterdik, akım şiddetini de I harfiyle gösteriyoruz. Diyoruz ki bir devredeki gerilimin, yani V'nin, o devreden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Yani V bölü I oranımız sabittir ve bu oran bize daima direnci verir diyoruz. Direnç kısmını da biz R harfiyle gösteriyoruz. Direnç kısmını da R harfiyle gösteriyoruz. Birimi şurada gördüğünüz üzere zaten gerilimin biriminin volt olduğunu söylemiştik. Akım şiddetinin biriminin de amper olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla direncin birimi ya volt bölü amper olmak zorunda ya da direkt kendine has olan ohm ya da omega işaretiyle gösteriyoruz. Birimi ohm'dur. Bu gerilimin akım şiddetine oranı sabit, direnci veriyor. Bu gerilim, akım şiddeti ve direnç arasındaki ilişkiye de biz ohm kanunu, ohm yasası adını veriyoruz. Zaten elektriksel direncin de iletken maddenin üzerinden geçen akıma karşı gösterilen zorluk olduğunu da dile getirmiştik. Şu şema üzerinden anlatacak olur isek, ampermetreyi devreye seri bağlamak zorundaydım, voltmetreyi devreye paralel bağlamak zorundaydım. Bu ampulün yani gerilim akım şiddeti arasındaki grafiği çizecek olur isek, biraz önce ohm kanununda şöyle söyledik, dedik ki bir direncin bir devredeki gerilimin, yani V'nin, o devreden geçen akıma oranı I olarak gösteriyoruz. I'ya oranı sabit ve bu sabit bize her zaman direnci verir demiştik. Ohm kanunu adını verdik. Burada şu noktalar kısmını eğer inceleyecek olur isek, zaten istediğiniz kadar V'yi artırırsanız, ne kadar artırırsanız artırın, I da aynı oranda artmak zorundadır ki direnç her zaman sabit kalabilsin. Burada bakıyorum, gerilim V iken ampermetre A'yı göstermiş, V bölü A. Gerilimi 2 katına çıkardığım anda ampermetredeki değer de 2 katına çıkmış. Gerilimi 3V'ye çıkardığım anda ampermetrede yine 3 katına çıkmış oluyor. 3 amperi gösterecek şekilde. Kısacası V bölü I oranı her zaman sabit olmak zorunda. Bu sabite de biz direnç adını veriyoruz. Bu ampul ve ampul sayısı parlaklık arasındaki ilişkiyi gerçi daha önce de dile getirmiştik ama tekrardan bir hatırlayalım. Ampul de bir dirençtir. Bu da direnç olduğu için elektrik üzerinden geçen o elektrik enerjisine karşı bir direnç göstermek zorunda. Ampulün direnci ne kadar fazlaysa, daha doğrusu direnç ne kadar fazlaysa, devredeki direnç ne kadar fazlaysa lamba parlaklığı da o kadar az olmak zorunda. Lambanın içerisindeki telin direncinden bahsetmiyorum, tekrar söylüyorum. Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça devrenin direnci artar. Paralel bağlı devrelerde ise ampul sayısı artması devrenin direncini azaltıyor. Bize şu şekilde bir soru gelseydi, iki tane lambanız var, seri bağlarsanız ne olur, paralel bağlarsanız ne olur gibi bir soru da olabilirdi. Ya da burada verildiği gibi de düşünebiliriz. Yukarıdaki devreler özdeş pil ve ampullerden oluşmaktadır. Birinci devrede ampuller seri, ikinci devrede paralel bağlıdır. Ampullerin parlaklıklarını sıralayın. Lambaların parlak yanmasını istiyorsak birbirine paralel bağlamamız gerekiyor. Daha uzun süre yakabilmek istiyorsak da seri şekilde bağlamamız gerekiyor. Burada lamba parlaklıklarını kıyaslayacak olursam, C ve D'nin zaten özdeş lamba olduğu ve birbirine paralel olarak bağlandığı için birbirine eşit,
A ve B'nin seri bağlılar ama özdeş lambalar olduğu için kendi aralarında eşit paralel bağlı devrelere kıyasla daha az parlak olacaklarını da bilmem gerekiyor. Kısacası paralel bağlı devrelerde lamba parlaklıkları fazla. Seri bağlı devrelerde de lambanın yanma süresi daha fazla diye düşünebiliriz. Teşekkürler.